Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu's Salah, Teshilu'd Daruri kitabımıza, şey kitabımıza devam ediyoruz. Namaz kitabı yani Babu's Salah, namaz babı demek. Kitap bu gibi yerlerde bab manasında kullanılıyor. <laughs> evet, sual ma hükmü salati fil İslam? Namazın İslam'daki hükmü nedir? Cevap. Es-salatu namaz a'zamu erkanil İslam'ı İslam'ın rükünlerinin en büyüğüdür. Neden sonra ba'de en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kelime-i tevhidden sonra yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun resuludur. Kelime-i tevhidden sonra yani şöyle diyelim kelime-i şahadetten sonra İslam'ın e, en büyük rüknüdür ve hiye amudul İslam İslam'ın direğidir. Allahu Teala yüce olan Allahu Teala onu emretti yüce ee, olan Allahu Teala emretti neyi bi onun e <laughs> ikametin yani ayakta tutulmasını emretti. Yani sürekli günde 5 kere kılınmasını nerede? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de kerratin ve merratin defalarca diyor. Defalarca diyor Allahu Teala emretti. ya bu e namaz salah farzun ala kulli baligin yani her buluğ çağına gelmiş kimseye farzdır. Ama her buluğ çağı da akilin, akıllı olacak. Akıllı olup buluğ çağına ermiş olan. Kimlerden o akıllı buluğ çağına gelmiş olanlar? Minel ricali erkeklerden ve nisai kadınlardan. Yani kadın olsun, erkek olsun. Akıllı buluğ çağına geldi ona farzdır. Ve men enkere farziyetehu. Kim onun farziyetini inkar ederse. Ya könlü çıkar, haricen çıkar. Yekun olur, haricen çıkmış olur, Haraca'an, an, an milleti İslam'ı İslam milletinden çıkmış olur. Maalesef şu an günümüzde şöyle yorumlara denk geliyoruz, bu tip insanlara denk geliyoruz. İşte salat, sözlükte dua manasına geliyor. Ben dua ediyorsam salatı yerine getiriyorum şeklinde. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den He, bizlere rivayet eden birçok şeyde Peygamber Efendimiz beş vakit namazı şekliyle birlikte kılıp bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de ruku edin, secde edin gibi ayet-i kerimeler var. Yani namaz belli şekilleri olan bir şey. Sadece ben dua ediyorum, içimden bir şeyler geçiriyorum demek de olmuyor. Maalesef böyle insanlar türedi bu son zamanlarda. Allah ıslah etsin onları, bizlerden uzak eylesin. Ayrıyeten dikkat ederseniz, Araplar es-salah diyor. Yani Arapça'da namazın Kur'an'da adı es-salah'tır. Bizde namaz. İşte Kur'an'da orucun adı savm'dır. Bizde oruç. İşte Kur'an'da abdest diye kendi bulduğu kelimesi geçmiyor da namaz kılmayı istediğiniz zaman işte ellerinizi, yüzünüzü neyse kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı yıkayın diyor. Vuzu kelimesi geçmiyor. Hadislerde mesela vudu derler. Bizde abdest denir. Bak kelimeler birbirini tutmuyor. Sebebi de şu. Bu namaz kelimesi Farsça bir kelime. Oruç kelimesi Farsça bir kelime. Abdest kelimesi abdest mesela el suyu demek. Eee ab su dest el demek. El suyu. E, bunlar hep Farsçadan geçmiş. E, bu da bize şunu gösteriyor. Yani bizler İslam'ı o zamanın Farslarından, Müslüman olmuş, ehli Sünnet Farslarından, Farsilerden öğrenmişiz İslam'ı. Ondan dolayı da o tabirler bize geçmiş, o tabirleri kullanmışız. Direkt Araplardan öğrenmiş olsaydık, onların tabirlerini almış olurduk. META Ve sonra sual, META YUĞMERU EL EVRADU bis SALAH Evlatlar, çocuklar namaz ile ne zaman emredilirler? Ne zaman onlara emredilir namaz? Cevap. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muru emrediniz evladekum evlatlarınıza. Biz salati namazı emrediniz. Ve hum onlar ne oldukları halde ebna u sebi'i yani 7 yedi yaşının çocuğu oldukları halde yani yedi yaşında oldukları halde Araplarda böyle bir tabir var. Yedinin oğlu. Halbuki yedi yaşında demek yani. Vadribuhum <laughs> onları okşayınız. Vadribuhum <laughs> aleyha. O namaz vesilesiyle onları okşayınız. Vahum onlar ebene On yaşında. Onun oğlu olduklarında. Yani on yaşına geldiklerinde. Hafiften okşayınız diyor. Ve <laughs> Kırmazlarsa tabi direnirseler. Ve <laughs> ayırınız. Beynuhum o evlatlarınızın arasını. Filme <laughs> zaci'in. Yataklarda ayırınız. Yani 10 yaşına geldiklerinde artık şehvetleri uyanır. Birbirleriyle beraber aynı yatakta kız erkeği ayırınız. Farklı yerlerde yatırınız. Yataklarını ayırınız. Hatta erkekleri bile ayırınız yani. Ve firifayetin başka bir rivayette Allimu öğretiniz es sabiyye çocuğa İbnu sebi'i sinine Çocuk işte yedinin oğlu iken yani yaşında iken Vadribuhu yani ona namazı diyor öğretiniz. Namaz kılmak için telkinde bulununuz ona. Vadribuhu aleyha onu diyor namazdan dolayı eğer kılmaz ise okşayınız. İbn-i Aşiret'in onun oğlu olduğu zaman yani 10 yaşına geldiği zaman diyor. Ve minel vacibi vaciplerdendir. Ne in de üstlenmesi el validu babanın üstlenmesi neyi bi emri el evladi bis salati yani evlatlara evlatlarına namazı emretmeyi babanın üstlenmesi vaciptir. Kâl Allahu Teala Allahu Teala dedi ki şa taala yüce oldu şanuhu şanı şanı yüce olan Allahu Teala dedi ki ve ana ihtartuke muhakkak ki ben seni seçtim. Fes o zaman kulak ver lima ol bir şey ki yuha sana vahyedildi. Sana vahyedilene kulak ver. Artık burada bu ayet kerimeyi getirmesinin sebebi hani sana vahyedilene kulak ver ve onu yap demesiyle Allahu Teala'nın e, bizlerin e, çocuklarına işte bu namazı emretmesi, ibadetlerini öğretmesi Bunları telkin etmesi bizim üzerimizdeki vaciplerden olduğunu gösteriyor diye herhalde bu ayet-i kerimeyi buraya aldı. O anahtar Türkiye artık seni seçtim demek de Peygamber Efendimiz'e diyor. Yani kişinin ailesi varsa, ailesinde seçilmiş kişidir. Hani onun babasıdır. O aileyi bakıp çevirmekle seçilmiştir. Görevi vardır. allah Teala ona bir görev vermiştir. Bunları yapması lazım. Şeklinde e, sanki böyle bu etkilemeyi bundan dolayı almış. Burada sanki başka bir etkileme de getirebilirdi. Hani Lokman Aleyhisselam'ın babası Şerif Aleyhisselam evladına nasihat ederken e, oğlum ya bu neyi egemi salah ey oğulcuğum namazı kıl diye sanki o ayeti kerimeyi getirirken bunu getirmiş. Evet diğer dersimizde evkatü sala namazın vakitleri eva iluha o namazlar namaz vakitlerinin ilkleri girdikleri vakit ve evahiruha ve namazların son vakitleri ve ma minha o namaz vakitlerinde namazın kılınmasının müstehab olduğu vakitler. E, o vakitler içerisindeki namazın kılınmasının müstehab olduğu e, anlar nelerdir onları inşallah anlatacak bir dahaki dersimizde.